Cudi Bey ilkokulunda son sınıftaydım. Bütün öğrenciler yol boyunda kümelenmişlerdi. Hiç unutmam. Konak Camii'ne, uzun sokakta, Konak Camii'ne yakın bir yerde bizim okula bir yer ayrılmıştı Cudi Bey okuluna. Bir açık arabanın üzerinde önümüzden geçti Mustafa Kemal Paşa. Pırıl pırıl bir çehre, bir masal kahramanı gibi bizim önümüzden geldi, geçti ve arkasından doyamadık onu seyretmeye, dona kaldık. Ama ben bununla kalmadım. Adım adım izledim. Mustafa Kemal Paşa'yı bu şehirde kalacağına göre birkaç gün nerede görebilirim? Ben, yani bunu dert edindim. Öğrendim ki öğleden sonra belediyeyi ziyarete gelecek, oradan da Kale Parkı'na gelecek. İlk işim Kale Parkı'na gitmek oldu. Kalabalık, halk, bütün Trabzon halkı da onun peşinde. Yani yer yerinden oynuyor Trabzon'da. Parka gittiğim zaman Atatürk, Tahsin Uzer Vali Umumi ve devlet erkanı yanında Demendere'ye bakan cephede oturmuşlar Kale Parkı'nda. Oralara koltuk koymuşlar. Orada şehrin görevlilerinin verdiği bilgileri dinliyor, taleplerini dinliyor. O kadar bir kalabalık oldu ki bir ara ben ezildim orada. Küçük de bir çocuk olduğum için izdandan dolayı ezildim. Halk beni yerden yakaladı, kaldırdı. Kurtarmak için fırlattı ileriye doğru. Bir de ne göreyim, öyle bir yere fırlatmışlar ki tam Atatürk'ün koltuğunun arkasına düştüm. Ve hemen orada olanı biteni dinlemeye başladım. Şimdi orada şu manzara da çok ilginçti. Koca Atatürk, etrafında 10-15 tane devlet ileri geleni, Trabzon işte valisi, vali umumi falan. Ama bir tek polis memuru yok. Bir asker yok. Yani resmi kıyafetli bir insan yok. Bu kadar halkla iç içe, toplumla iç içe bir insan. O günkü çocuk kafamda bunları düşündüm. Halkla bu kadar iç içe. Bu dikkatimi çekti öyle. Benim çocuk kafamı bu meşgul etti ilk etapta. Arkadan konuşmalar başladı. Konuşmaları can kulağıyla dinliyorum. Çünkü arkasındayım. Bana hani çekil çocuk arkaya biraz, o kadar yaklaşma diyen de yok. Şimdi ilk sözü Tahsin Uzer aldı. Dedi ki, hiç unutmam bunu da. Paşam sizi Trabzon'da hemen bırakmayacağız. Sizi Trabzon'da 25 gün misafir etme kararındayız. Bu sözü söyleyince yine bir çocuk aklımda düşündüm. Koca Atatürk dedim, Trabzon gibi yerde 25 gün kalır mı? Niye bunu söylüyor Tahsin Uzer? Meğer Tahsin Uzer de Selanik'ten hem hemşerisiymiş Mustafa Kemal'in, hem de sınıf arkadaşıymış. Bir espri yapıyor. Yok diyor Tahsin, o kadar kalamam diyor. Ama 10 gün kalırım diyor, 10 gün kalacağım diyor. Atatürk gibi bir insan 10 gün bile kalabilir mi Trabzon'da? Arkadan deniyor ki, efendim en büyük ihtiyaçlarımdan birisi liman, Trabzon limanı. Ta Osmanlı'dan beri Trabzon limanının yapılması gündemdedir. Bunun için talepleri arka arkaya hep sıralanmaktadır. Olamadı bu. Atatürk hemen ciddi bir devlet adamı olarak cevabını veriyor. Yok diyor. Şu yıllarda Trabzon limanını yapacak kaynağa sahip değiliz diyor. Yani popülizme katiyen kaçmıyor. Yani halkla kavukluğu denen popülizm var ya, yani halkın gönlü olsun da aman canım bir yerden parasını buluruz şeklindeki bir düşünceye kesinlikle sahip değil. Hayır diyor, bunu yapmamız mümkün değil. Konu kapanıyor. Arkadan ikinci talep geliyor. Bunları can kulağıyla ben dinliyorum. Diyorlar ki efendim, bir de bizim şehirde su sıkıntımız var. Dermendere diye bir sudan şehrin suyunu alıyoruz ve meydan çeşmeleri vardır. O su evlere de verilemiyor. Meydan çeşmelerinden akar. Çoğu zaman da bulanık akar, çamurlu akar bu su. Şehirli ihtiyacını bu meydan çeşmelerinden, bulanık sulardan karşılıyor. Onun için şehir suyunu bir an evvel
yapmak üzere aman bize bir yardım. Bu çok önemli diyor bakın. Hemen diyor bu işe el atalım. Projesini hazırlattıralım. Yanındaki ilgililere emir veriyor. Trabzon İçme Suyu projesi hemen hazırlansın diyor. Ve derhal işe de ihalesi yapılsın, işe başlansın diye kesin talimat veriyor orada. Ve gerçekten 37 yılında Atatürk döndükten sonra bu işe başlanıyor. 39'un başında Trabzon İçme Suyu bitiriliyor. Hiç unutmam bunu. Ve Trabzon Belediye Meclisi bir cemile olması bak açısından o suya o zaman bilmem bilginiz var mıdır? Belediye Meclisi kararıyla Atasu adı veriliyor. Evet. Atasu adı veriliyor. Ve Trabzon İçme Suyu'na bu sayede kavuşuyor.